Arkadaşlar merhabalar bu videomda 18. hafta hepverliği ile ya da 18. hafta neler yapmanız gerektiği ile ilgili konuşacağız. Gençler çemberde açıyı bitirdiğiniz sırada ne var? Çemberde uzunluk ve çemberin çevresi var. Toplamda 6 video 5 tanesi çemberde uzunluk bir tanesi de çemberin çevresi ve yay uzunluğundan bahsedeceğiz. Evet çemberde açı nasıl gitti? Güzel bir şekilde gitti değil mi? Yani çemberde açı kuralları, merkez açı, çevre açı, bir de teğet geçiş açı bu temel yapıları bilince bir de girişler dörtgenini bilince çoğu soru hallediliyor iç açı dış açı yani bilmesen de üçgenden de falan çıkartılabiliyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çemberde uzunluğa giriş yapacağız. Çemberde uzunluk kesin ve net bununla alakalı bir soru çıkacak arkadaşlar. Ha, soru çemberde uzunluk olmasa bile dairenin dairede alanın içerisinde gelir mutlaka. Çünkü dairede alan çözmek için öncelikle çemberde uzunluğu yapmak lazım ya da çemberin çevresini çözmek için mutlaka bu konuyu yapmak lazım. Yani e, garanti bir soru. Hatta iki soru da diyebiliriz. İkinciye garanti diyemem ama hani bir çemberde uzunluk çıkar bir de daire alan çıkarsa daire alan içinde de zaten çemberde uzunluk kullanacaksınız. O yüzden garanti bir soru diyorum. İki soru da karşınıza gelebilir. Soru içerisinde gelebilir. Hatta çember analitiğinde de karşınıza gelebilir. Üç soru birden de karşılaşabilirsiniz yani. Evet gençler çok zevkli bir konu. Yani 3-4 tane böyle anahtar kelimeyle tak 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 halledeceksin. Yani onun mantığını da vereceğim size zaten. Öyle kitap bilgisiyle falan değil. 3 anahtar kelimeyle ya da 4 anahtar kelimeyle bu işi çok güzel bir şekilde yapacağız. Ya çünkü bir mantığa tutturuyoruz. Çünkü daha öncesinde bir uzunluk bulmak için ne yapıyorduk biz? İki konu karşımıza çıkıyordu. Özel durumlar yoksa neydi onlar? Ya dik üçgenden karşımıza çıkıyordu uzunluk soruları. Pisagor bağıntısı oluşturuyorduk. Dik dörtgen çizip ya da benzerlikten. Aynı şey burada da geçerli arkadaşım. Burada da bir çemberde uzunluk bulmak istiyorsan ya dik üçgenden çıkacak ya da benzerlikten. Genelde böyle kitaplarda benzerlik türüne çok fazla böyle önem vermiyorlar ama ben ayrıyetten anlatıyorum. Çünkü böyle kıyıda köşede kalan şeyleri ÖSYM bazen çıkartmayı çok seviyor. O yüzden benzerlikle de nasıl bulunduğunu da bilin. Bence önemli çünkü dediğim gibi bazen bir sürpriz yapıp kıyıdaki şeyi de çıkartabiliyor karşınıza. O yüzden bence önemli. Ee, çok zevkli. Ben anlatırken aşırı derecede zevk alıyorum. Sizler de büyük ihtimalle zaten o mantığı hani benim kafaya böyle ulaştığınız zaman o mantığı hani vermek istediğim mantığı böyle kavradığınız zaman sizin için de aşırı zevkli bir konu diyebilirim. Yani böyle tak 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 yapabileceğiniz tarzda bir şey. Yani cepte iki tane soru var. Bu konuyu dinledikten sonra diyebilirim. Hatta bu konuyu dinledikten sonra önümüzdeki haftan da çok rahat geçecek. Çünkü dairede alan bunun üzerine inşa edilmiş. Çünkü daire alan nedir? Pi r kare. E, önce r'yi bulman lazım. R'yi de uzunluk bilgisiyle bulacaksın çünkü. Evet gençler. Gerçekten çok zevkli bir hafta seni bekliyor. Yani sen büyük ihtimalle ben şimdi salı yayınlıyorum bu videoyu. Bugün günlerden salı mı? Böyle baktığım zaman salı galiba ya. Bir bakayım da. Harbiden. He salı. Salı yayınlıyorum. Sen pazartesinden baktın zaten videolara da. E, bakmadıysan da şimdiden bak. Biz şimdi ayın 14'ü pazartesi videoları izledik. Sonra ne yapacağız? Videoları izledikten sonra hani 6 video var ya belki şey yapabilirsin. 2 güne de yayabilirsin böyle 14 ve 15 pazartesi salıya da yayabilirsin. Sonra bir kitaptan böyle takır takır çözersin. Yani bir günde bile bir kitap kesinlikle biter. Çünkü o kadar zevkli. Konu anlatımını iyice özümsettikten sonra oradaki soruları iyice anladıktan sonra yani sen eline al bir kitabı çemberde uzunlukla ilgili soruları bir günde tak 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 halledersin de Hadi biz yine de 2-3 güne yayalım. 2 güne yaydık. İkinci kitap çözmek isteyen arkadaşlar da yine ikinci kitabı da yine 2 günde halledip bu işi çok rahat bir şekilde halledebileceksiniz arkadaşlar. Evet. Şu programı tam net görmediniz. Ben şöyle şey yapayım. Heh, bir de şöyle. 18. haftadayız. 2-3 günde bir kitap. Diğer 2-3 günde de bir kitabı çözüp ondan sonra bu işi halledeceksiniz. Haftaya da dairede alan deyip daireyi bitireceğiz. Sonra Çember konusu zaten hızlı bir şekilde bitmiş oluyor. Ve çok zevkli bir konu. Sırada çıkacak konuları bence çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Evet 6 video sizi bekliyor. Ee, başarılar diliyorum. Çok zevk alacağınız bir konu. Ee, çok şey öğreneceksiniz. Önemli olan kuralları değil. Tanımı öğrenip bir de bir mantık oluşturmak. O mantığı da bu konuda çok güzel bir şekilde oluşturduk. Seni çok zevkli şeyler bekliyor. Hadi bakalım güzel bir şekilde çalış. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.